Türkiye'de ilk organ naklini gerçekleştiren Profesör Doktor Tuncer Karpuzoğlu anısına Akdeniz Üniversitesi Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği, Türk Hepato Pankreato Biliğer Cerrahi Derneği ve Organ Nakli Koordinatörleri Derneği tarafından Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Günleri 40. Yıl Sempozyumu düzenlendi. Sadece iyi kalıyor. Daha sonra tekrar enjeksiyona gidiyor hocam, o ikinci retinal. Antalya'da bir otelde başlayan sempozyumda organ ve doku nakli, yeni nesil donör cerrahisi, perfüzyon teknikleri ve immünoloji, böbrek, karaciğer ve kalp nakli gibi konular ele alındı. Onları sevdikleriyle buluşturmamız. Sempozyumun açılış töreninde konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özenen Özkan, organ nakillerinde üniversitenin bir marka haline geldiğini söyledi. İlk başlayan organ nakli dalgasının diğer nakillerle büyüdüğüne işaret eden Özkan, 40 yılda 5216 böbrek, 744 karaciğer, 115 kalp nakli ve 12 adet kompozit doku nakli gerçekleştirdiklerini belirtti. Akdeniz Üniversitesi güzel üniversitemin çok güzel hocalarıyla organ nakli hakikaten gururla söyleyebilirim bir marka olduk. Gerek ilk yaptığımız karaciğerli, ilk böbrek nakli, ilk kalp nakli, ilk kompozit nakilleriyle hakikaten bir marka haline geldik. 5216 böbrek, 744 karaciğer, 115 kalp nakli ve 12 tane kompozit doku nakliyle taçlandırıldı. Türkiye'nin ilk yüz, çift kol ve dünyanın ilk rahim nakline imza atan ekibin başındaki plastik ve rekonstrüktif estetik cerrahı Profesör Doktor Ömer Özkan da sempozyumda önemli bir çalışmaya imza atıldığını kaydetti ve hayvandan insana nakil için araştırmalar yapmak üzere girişimlerde bulunduklarını söyledi. Hayvanlardan insanlara organ nakli gibi konular var. Bununla ilgili daha çok erken dönemde. Ama bu araştırmalar sadece cerrahi makro şeyler değil, mikro şeylere doğru inmek gerekiyor. Nano şeylere doğru inmek gerekiyor. Neler bunlar? Moleküler düzeyde araştırma yapmak gerekiyor. Genetik ve immünolojik çalışmalar yapacağız. Özkan, bilim vadisi oluşturmak istediklerini, bunun için de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan destek aldıklarını da açıkladı. Bununla ilgili üniversitemizin bilimsel vadi diye bir vadi oluşturmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili hem Sağlık Bakanlığı, hem Maliye Bakanlığı, hem Cumhurbaşkanımızın bilgisi ölçüsünde desteklerimizi aldık. Veriyorlar. Görüşmelerimizi hep bu konuda yapıyoruz. Bir bilim vadisi oluşturmak üzere, hatta ihalesi de oluşturuldu. Bununla ilgili altyapı oluşturuluyor ve bu altyapı oluşturmuşken bu çalışmaların içinde yer alacak insanları da buraya yerleştirmeye çalışıyoruz. Hem yurt içinden hem yurt dışından bununla ilgili destekleri oluşturmamız gerekiyor. Bununla ilgili yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bunun ama bahsettiğim gibi ana teması araştırma üzerine olacak. Yani research üzerine olacak.